Sizlere zeytinyağlı kök kerevizi yapacağım. Havucumu ince ince ve halka halka doğruyorum. Şimdi soğanımı jülyen şeklinde doğrayacağım. Ardından sarımsaklarımı küçük küçük küp küp doğruyorum. Kök kerevizlerimin önce baş kısımlarını kesiyorum. Ardından da tüm kabuklarını bıçağım yardımıyla soyacağım. Şimdi de halka halka doğruyorum. Şimdi kuk pişirme kağıdıma kartuş şekli vereceğim. Önce pişirme kağıdımı tezgahıma koyuyorum. Ardından iki ucu birleşecek şekilde ikiye katlıyorum. Sonrasında tekrar ikiye katlıyorum. Ve külah şekli veriyorum. Kısmını makas yardımıyla çok hafif kesiyorum. Tencerenizin büyüklüğüne göre son kısmını da kesiyorum. Kartuşum hazır. Özellikle zeytinyağlı yaparken pişirme kağıdı koyarsak sebzelerimiz daha nemli ve daha sulu kalacaktır. Böylelikle ekstra su eklememize de gerek kalmaz. Şimdi ocağımın altını açtım ve tenceremin tabanını kaplayacak kadar zeytinyağı koyup ardından da kök kerevizlerimi tencereye alıyorum. Havuçlarımı üzerine ekliyorum. Soğanlarımı da ilave ediyorum. Sarımsaklarımı da soğanların üzerine gezdiriyorum. Biraz un serpiyorum ki finalde daha soslu bir şekilde kalması için. Toz şekerimi ekliyorum. Limon suyumu da ekliyorum. Tuz. Ve ardından karabiber. Ve kartuşumu sebzelerimin üzerine koyuyorum. Kapağını da kapattıktan sonra kısık ateşte sebzelerim yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Ve dereotlarımı ince ince kıyıyorum. Sebzelerim hazır. Tabağıma servis ediyorum. Sosundan da ekliyorum. Ve en son ince kıydığım dereotlarını da ilave ediyorum. Zeytinyağlı kök kerevizim hazır.